Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosunda sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte sıfırdan başlayıp alanında ve hosting sürecinde işe dahil ederek bir e-ticaret sitesi kuracağız ve sıfırdan başlayıp yaklaşık 10-15 dakika içerisinde kendi e-ticaret sitemizi kuracağız. WordPress ve WooCommerce'da kendi e-ticaret sitemizi adım adım oluşturacağız arkadaşlar. Öncelikle bir e-ticaret sitesi kurabilmeniz için, bir internet sitesi kurabilmeniz için temelde bir WordPress hostingine sahip olmanız gerekiyor. Ek olarak da bir alan adına sahip olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bugün bu videoda bunların maliyetleriyle de birlikte bu işi adım adım sizlere göstereceğim. Öncelikle yeni bir e-ticaret projesi yapacaksanız, yani sizin halihazırda devam eden bir ticaretiniz yoksa, buradaki paketlerden başlangıç paketini seçmeniz sizin işinizi görecektir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi WooCommerce tarafında bir hosting paketi seçerken aslında buradaki CPU miktarlarına dikkat etmeniz sizin işinize doğrudan etkileyecektir. CPU'nuz ne kadar yüksek olursa WooCommerce tabanlı e-ticaret siteleriniz o kadar iyi, hızlı bir şekilde çalışacaktır arkadaşlar. Burada giriş paketinde 1 core CPU ve buradaki ortadaki 3 pakette 2 core'luk CPU mevcut ve portal pakette 4 core'luk bir CPU var. Ben yakınlarda portal paketi deneme fırsatına sahip oldum. 4 core'luk CPU gerçekten internet sitelerini uçuruyor. Ama e-ticaret siteniz henüz yeni ise, yani hali hazırda devam eden bir ticaretiniz yoksa, başlangıç paketi sizin için yeterli olacaktır arkadaşlar. Çünkü zaten sitenize 125.000 ziyaretçi çekmeniz şu günün piyasasında oldukça zor bir şey. Bu yüzden bu her anlamında sizin için gayet yeterli olacaktır. Tamamdır, ben başlangıç paketini satın alarak tıklayarak e-ticaret sistem için bir sunucu hosting seçtim. Şimdi bir de alan adı alalım arkadaşlar. Turhost'un yeni açılan hesaplarda ilk alan adında 4.99 dolarlık bir kampanyası var. Bu kampanyayla birlikte alan adınızda %50 indirimde Turhost'tan satın alabilirsiniz. AYK YouTube şeklinde bir alan adı seçiyorum arkadaşlar ve domaini sorgulayarak devam ediyorum. Şu an müsait gözüküyor ve gördüğünüz gibi 4.99 dolar yıllık ücreti var. Kaydet ve kullan butonuna tıklıyorum ve sonrasında karşıma bu şekilde bir ekran çıkıyor arkadaşlar. Şu an ben sıfırdan kuracağım e-ticaret sitesi için minimumda 4.99 dolara bir alan adı satın aldım. WordPress başlangıç hosting paketini satın aldım. Yıllık 17.88 dolar. Sonraki yenileme ücreti biraz daha pahalı olacak. Ve vergilerle birlikte toplamda 26.99 dolara ben e-ticaret projemi hayata geçirebiliyorum arkadaşlar. TL olarak çevirdiğimde de 223 lira 48 kuruş gibi bir başlangıç maliyeti karşınıza çıkıyor. Birazdan size göstereceğim ücretsiz eklentiler sayesinde e-ticaret sitemizin template'ini ücretsiz içe aktaracağız. Ücretsiz bir tema kullanacağız ve yaklaşık 250 liralık bir yatırım maliyetiyle aslında e-ticaret servis sağlayıcılarının bize sunduğu 2500-3000 liralık paketlere sahip olmuş olacağız ve sonrasında sadece yenileme ücreti masrafımız olacak arkadaşlar. Buradan siparişi tamamladıktan sonra kendiniz birazdan benim geçeceğim hosting paneline sahip olacaksınız ve ben size o aşamayı da göstereceğim arkadaşlar. Burada siparişi tamamlamıyorum. Kendi hosting panelime geçiyorum ve kendi panelimde WordPress'i nasıl kuracağımı size adım adım gösteriyorum. Arkadaşlar, Turhost'tan bir hosting satın aldıktan sonra karşınıza bu şekilde bir hosting yönetim paneli çıkıyor ve buradaki WordPress yönetim sekmesine gelerek kendi WordPress'inize sadece 20-30 saniye içerisinde kolaylıkla kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Alt tarafa geldiğinizde karşınıza sizin bir yeni WordPress'iniz hali hazırda olmadığı için yeni WordPress oluştur şeklinde bir alan çıkacak. Yani hiçbir WordPress burada gözükmeyecek ve buradan siz rahatlıkla bir WordPress sitesi kurabileceksiniz. Bunu kurmadan önce bir protokol seçimi yapabiliyorsunuz. HTTPS, HTTPS ile birlikte www. Seçimi yapabiliyorsunuz ve sonrasında alanınızı seçtikten sonra WooCommerce'ınızı, WordPress'inizi nereye kuracaksanız yönetim panelinizle ilgili giriş bilgileri ve şifreleri seçip yeni WordPress oluştur butonuna tıklayarak kolaylıkla WordPress sitenizi Turhost ile birlikte kurabilirsiniz arkadaşlar. Ben bugün bu videoda size WordPress'te nasıl kurduğumu göstermiş oldum. O satın almayı tamamladığınızda sizler de bu ekrana sahip olacaksınız. Burada alan adınızla ilgili herhangi bir yönlendirme yapmadan rahatlıkla hostinginizin içerisine WordPress'i kurabileceksiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaklaşık 20-25 saniyelik bir düzenleme ile birlikte ben hookamers.aikadijital.com WordPress'ini yayına aldım arkadaşlar. Admin paneline butonuna tıklıyorum. Bu butona tıkladıktan sonra sitenin yönetim paneline geçiyorum ve bir tane de yeni sekmede bu siteyi açıyorum arkadaşlar. Turhost paketlerimi de kapattım. Şu an gördüğünüz gibi AIK Dijital'in içerisinde ben hookamers.aikadijital.com diye bir WordPress siteye sahibim. Ve şimdi size göstereceğim ücretsiz tema sayesinde kendi template'lerinizi içe aktarıp ücretsiz bir şekilde kendi e-ticaret sitenizde yaklaşık 10 dakika içerisinde kurabileceksiniz arkadaşlar. Yine bu 10 dakikalık kurulum sonrasında ben bazı düzenlemeleri de nasıl yapabileceğinizi sizlere göstereceğim. Bu pandemi sürecinde mutlaka sizler de bunlardan faydalanarak kendinize yeni projeler oluşturabilirsiniz. E-ticaret projesi oluşturmanız da şart değil. Farklı sitelerde kurabilirsiniz. Şimdi
E-ticaret sitemin temasını yüklemeye geçmeden önce eklentiler kısmına geçiyorum arkadaşlar. Yükle eklentiler kısmına tıklıyorum. Yükle eklentiler kısmından gördüğünüz gibi Lightspeed Cache'i etkisiz hale getiriyorum. Bu WooCommerce tabanlı e-ticaret sitenizin gerçekten çok hızlı çalışmasını olanak sağlayan gelişmiş bir ön melek sistemi. Ama internet sitenizi yapılandırırken bazı görüntüleri size eski versiyonda ön melekten sunabildiği için ben sitenin kurulum süreci içerisinde bu eklentiyi pasif hale getiriyorum. Sistem yayına girdikten sonra etkinleştiriyorum. Bunu da size tavsiye ederim. Şimdi görünüm kısmına geliyorum arkadaşlar. Temalara geliyorum. Şu an bu siteyi yaparken kullanacağımız tema aslında Astra. Hatta yenekteye bakalım. Buradan yenekte kısmının içerisinden Astra şeklinde bir arama yapalım arkadaşlar. Astra temasını kuralım. İnternet sitemize yükleyelim. Astra ile birlikte Astra'nın Starter Templates eklentisini de kurarak oldukça hızlı bir şekilde internet sitemizi etkili hale getireceğiz arkadaşlar. Tamamdır. Astra temamı yükledim ve etkinleştirdim. Şimdi siteyi görüntüle butonuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bu adımdan ben siteyi bu adıma getirmiş oldum. Şimdi temalardan geçtikten sonra eklentiler kısmına gelip yeni ekle bölümünü seçiyorum arkadaşlar. Ve buradan Starter Templates yazarak başlıyorum arkadaşlar düzenlememe. Starter Templates yazdıktan sonra karşıma Brainstorm Force'un geliştirdiği bu şekilde bir eklenti çıkıyor arkadaşlar. Ben bu eklentiyi kuruyorum ve birazdan bu ücretsiz eklenti sayesinde e-ticaret sistemi içe ücretsiz olarak aktarabileceğim. Eklentiyi kurdum, etkinleştiriyorum arkadaşlar. Etkinleştirdikten sonra bakın görünüm bölümüne geldiğinizde artık burada Starter Templates şeklinde bir seçeneğe sahip oluyorsunuz. Bu seçeneğe tıklıyorum ve buradan demo seçim aşamasına doğru ilerlemeye başlıyorum. Öncelikle demo seçmeden önce Astra Brainstorm Force sizden bir sayfa inşa edici aracı seçmenizi istiyor. Ben bugün bu videoda sıklıkla kullandığım Elementor'u seçiyorum. Elementor'u seçtikten sonra Brainstorm Force'un hazırlamış olduğu template'leri, şablonları burada görebiliyorum arkadaşlar. Burada şöyle bir püf nokta var. Aslında buradaki template'lerin bir kısmı ücretsiz, bir kısmı ise ücretli. Şurada sağ tarafta üst kısmında agency yazan şablonlar, biraz daha şık ve modern duruyor bu şablonlar. Ücretli olan template'ler, bu template'leri kullanmak için Astra'nın Pro sürümüne geçmemiz ve aslında Pro paketini satın almamız gerekiyor. Ama burada gördüğünüz gibi üzerinde agency butonu olmayan template'leri de herhangi bir ücret ödemeden rahatlıkla kullanabiliyoruz arkadaşlar. Hemen üst tarafta bir arama bölümü var. Burada istediğiniz template'leri arayabiliyorsunuz ve sol tarafta bir filtre kısmı var. Ben bu filtre kısmından All yerine Free bölümünü seçiyorum. Yani sadece ücretsiz temaları seçiyorum ve buradaki yine All kısmındansa e-commerce tıklayarak ücretsiz e-ticaret template'lerini seçiyorum arkadaşlar. Ve şimdi buradaki template'lerden herhangi birini sadece tek tuşla e-ticaret sisteme aktarabiliyorum. Ben bu an bu videoda Brainstorm temasını kullanacağım. Bu template'i içe aktaracağım. Şu videoyu birazcık üste alalım arkadaşlar. Bakın burada sağ alt tarafta bu şekilde bir bölüm var. Import Complete Site bölümüne tıkladığımda, butonuna tıkladığımda ben bu sitenin template'ini tamamen içe aktarabileceğim. Bu butona tıklıyorum arkadaşlar. Şu an benle ilgili bir anket çalışması başlatıyor. WordPress ile ilgili bilgi durumunuzu ve bu siteyi kendiniz için mi veya bir başkası için mi kuracağınızı size soruyor. Alt tarafta da çeşitli seçenekler var. Bu Advanced Options kısmına tıkladığınızda da gördüğünüz gibi içe aktarma ile ilgili çeşitli seçenekler seçebiliyorsunuz. Tamamını seçmenizde fayda var. Zaten varsayılan olarak da tamamı seçili geliyor. Sonrasında sizden isminizi istiyor arkadaşlar. İsminizi de verdikten sonra bir e-mail ile beraber bu alanı geçebiliyorsunuz. Bu alanı geçtiğinizde, onay verdiğinizde artık bu template'i içe aktarmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Bu adımı geçiyorum ve template'im içe aktarılmaya başlanıyor. Şu anda gerekli eklentileri benim için sisteme yüklemeye başladı. Ben bu işlemi tamamladığımda WordPress'imde eklentiler kısmında da çeşitli eklentilere sahip olacağım. WooCommerce'ı benim için içe aktaracak, demo içerikleri benim için içe aktaracak, demo ürünleri yükleyecek ve e-ticaret sitesini aslında şurada gördüğünüz hale benim için getirecek ve ben bundan sonraki aşamada o halden düzenlemeye başlayarak e-ticaret sistemi özelleştireceğim, güzelleştireceğim. Daha modern, daha şık, daha etkili bir hale getireceğim. Bu içe aktarma işlemi, sunucu hızınız, Astra'nın sunucu hızı bu aradaki veri alışverişine bağlı olarak zaman zaman birazcık uzun sürebiliyor arkadaşlar. İçerikler yüklendiği için şu an görseller ve metin içerikler bu kısımda birazcık geç doluyor ama sonra birden
tamamını yükleyerek e-ticaret sitesine içe aktarmayı başarıyor. Şimdi ben yeni bir sekmeye tekrardan geçiyorum. Gördüğünüz gibi Truehost'tan bir hosting paketi satın alıp içerisine WordPress kurduğumda karşıma böyle bir ekran çıkıyordu. Sonrasında ben o WordPress'e Astra temasını yükledim. Astra teması ile birlikte ekran bu hale geldi. Ve son olarak arkadaşlar Starter Templates eklentisini yükleyerek ben buraya bir e-ticaret template'i içe aktardım. Bir e-ticaret şablonu içe aktardım. Bu şablon içe aktarıldıktan sonra aslında bir e-ticaret paketi satın almış gibi bir arayüze sahip olacaksınız arkadaşlar. Temelde ücretsiz sürümü kullandığımız için bütün özelleştirme seçeneklerine sahip olmayacağız. Ama bir başlangıç e-ticaret projesi için bu bizim için gerçekten yeterli olacak arkadaşlar. Aynı zamanda Astra hızlı da bir tema olduğu için sitemizin açılış hızı da yüksek olacak. Gördüğünüz gibi e-ticaret sistemi aktardım ama aktarırken bir problem oldu. Tekrardan complete site diyorum. Bu seçenekleri işaretleyelim. Seçimleri yapalım arkadaşlar. Sunucu ile ilgili bir hata oldu. Bazen bunlar olabiliyor arkadaşlar. Aktarım işlemini seçtim. Hatta bu adamı geçelim. İçerikler içe aktarılıyor kısmına tekrardan geldim. Şu anda %75'teyim. Az önce %0'daydım. Birazcık aktarım işlemi gerçekleştirdi. Tamamdır. Aktarımın tamamlanmasını bekliyorum. Zaman zaman böyle aksaklıklar olabiliyor. Böyle bir şey olması durumunda bir önceki template'i silip yeni template'e aktarabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an ayarlar yükleniyor ve tamamdır. E-ticaret sistem içe aktarıldı. Yeni sekmede açıyorum. Gördüğünüz gibi şu an e-ticaret sistemde bu şekilde bir görünüm mevcut. Ben bir aktarım sağladığım için muhtemelen onun üzerine yazdığından burada ikişer tane menüye sahibim. Buradaki bölümlerde de ikişer tane butonlara sahibim. Olsun, bu benim için çok büyük bir problem değil. Bunları da düzenlemeyi sizlere göstermiş olurum. Şu an ben Astra Starter Templates eklentisini yükleyerek kendi e-ticaret sistemi işe aktarmış bulunmaktayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir arayüze sahibim. Bu şekilde de sayfalara sahibim. Hazır sabit statik sayfalarım oluştu. Demo ürünlerim e-ticaret sisteme yüklendi ve bu şekilde ben e-ticaret projeme sahip oldum arkadaşlar. Hatta şu an Starter Templates kısmına tekrardan tıklayacağım. Şöyle e-commerce'ü seçelim. Sadece ücretsiz olanlar gelsin. Buradan başka bir demo seçelim. Tüm siteye aktar seçeneğini seçelim. Evet, bakın şurada önceki aktarılan template'i silme seçeneğine sahip oluyorsunuz. Bu sayede o template'i silip yenisini içe aktarabiliyorsunuz. Bakalım bunu seçtiğimde aynı seçenek gelecek mi? Gelecek. Ben önceki template'i siliyorum ve bunu tekrardan içe aktarıyorum. Buradaki bütün itemleri, aktardığı bütün verileri, ürünleri silsin ve tekrardan içe aktarsın istiyorum. Şu an önceki siteleri bir siliyor. Sildikten sonra ben tekrardan bir içe aktarım sağlayacağım. Şu an sadece içe aktarımda bazı özellikler iki kere geldiği için ben bu template'i silip tekrardan içe aktarıyorum arkadaşlar. Şu an silme işlemleri devam ediyor. Silme işlemleri tamamlandıktan sonra e-ticaret sistem hazır hale gelecek. Aslında yaklaşık 10 dakikada biz e-ticaret sistemimizi hazır hale getirmiştik. İki kere aktardığımız için bu önceki aktardığımızı silip tekrardan içe aktarım yapacağız. Şu an önceki postları, içerikleri siliyor. Gördüğünüz gibi 221 tanesini sildi. Tamamlamaya çok yakınız. Şimdi öncekileri sildi, yenilerini aktarmaya başladı. Yine %0'da birazcık bekliyoruz arkadaşlar. Bu muhtemelen Astra tarafındaki Brainstorm Force'un sunucuları ile ilgili bir durum. Orada muhtemelen istekler yoğun olduğu için zaman zaman böyle aksaklıklar olabilir. Ben template'i tekrardan içe aktarıyorum arkadaşlar. Burada herhangi bir şablonu seçtikten sonra beğenmezseniz bir diğerine de bu şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. İçe aktarım işlemini tamamlıyorum. Buradaki bekleme süreçleri de benim için oldukça sıkıcı oluyor. Tamamdır. Aktarım tamamlandı. E-ticaret sitesini tekrardan görüntülüyorum. Ve evet, şu an e-ticaret sitesi istediğim hale gelmiş durumda. İki kere aktardığı şeyleri kaldırdı. Benim header'ım artık daha şık bir durumda. Ve bu e-ticaret sitesi benim düzenleyebileceğim hale gelmiş oldu. Bir kısa problem yaşamış olduk. Bu da çok güzel oldu. Muhtemelen bunu bazılarınız yaşayacaksınız. Yaşadığınız zaman siz de bu şekilde düzenleyebilirsiniz. Şu an e-ticaret sistem içe aktarılmış durumda. Gördüğünüz gibi ben çok şık bir ana sayfaya sahibim. Ana sayfa içerisinde demo ürünlerim var. Burada güzel bir header'ım var. Transparan ve yer yer renkli bir header'ım var. Ve ürünlerim de içe aktarıldı. Ve ek olarak da Contact Us
About Us gibi statik sayfalarımda oluşturulmuş durumda arkadaşlar. Bugün ben size bu videoda bu sayfaları da nasıl düzenleyebileceğinizi göstereceğim. Şimdi WordPress ve WooCommerce tarafında müşterilerimle çalışırken benim dikkat ettiğim bir durum var. Bazı sayfa inşa edici araçlarıyla insanlar çalışmaya alışıyorlar ve bunu alıştırdıktan sonra farklı bir temaya geçtiğinde zorluk yaşıyorlar ki ben de farklı temalara geçtiğimde zorluk yaşıyorum. Şu an biz bu siteyi kurarken Elementor sayfa inşa edici aracını seçtiğimiz için buradaki sabit sayfalarla ilgili düzenlemeleri Elementor'la yapacağız. Peki sabit sayfalar nelerdir? Şu an gördüğünüz ana sayfa bir sabit sayfa arkadaşlar ve burada About Us kısmındaki sayfa ve Contact Us kısmındaki sayfa, bunlar gördüğünüz üzere sabit sayfalar arkadaşlar. Bunları Elementor sayfa inşa edici aracıyla düzenleyebilirsiniz. Bakın bu sayfalara geldiğinizde üst tarafta Edit with Elementor şeklinde bir buton görürsünüz. Ve buna ek olarak koleksiyon sayfalarına geçtiğinizde, kategori sayfalarına geçtiğinizde bakın burada Edit with Elementor butonu artık karşınıza çıkmıyor. Yani bu sayfaları Elementor ile düzenleyemeyeceksiniz. Elementor'un Pro sürümünde olsaydınız burada ilgili de düzenlemeler yapmanızı olanak sağlayacaktı ama doğrudan bu alanda düzenlemeyecektiniz. Yani bunlar da artık e-ticaret sitesinin WooCommerce'de bağlantılı olan tarafları ve buradaki düzenlemeleri de biz özelleştir kısmından veya buradaki kategoriyi düzenle kısmından yapacağız arkadaşlar. Buradaki düzenlemeleri de bu şekilde yapabileceğiz. Şimdi ben bir yönetim paneline de geçmek istiyorum düzenlemeyi göstermeden önce size. Yönetim panelinde üzerinden geçmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar burada artık bir WooCommerce'a sahibiz. Ürünlere bölümümüz geldi. Elementor içe aktarıldı. WP Forms şeklinde bir iletişim formu eklentimiz var. Ve gördüğünüz gibi burada çeşitli seçenekler var. Öncelikle ben sayfalardan düzenlemelere başlamak istiyorum arkadaşlar. Bakın burada hakkımızda sepet, ödeme, iletişim, hesabım, ana sayfa gibi sabit sayfalar bizim karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu sayfalar üzerinde düzenlemeler yapabiliyoruz. Ve ürünler tarafı içinde WooCommerce'daki ürünler sekmesine geçtiğimiz zaman WooCommerce'la ilgili ürünlerin, içe aktarılan ürünlerin düzenleme işlemlerini yapabileceğimiz sayfalar bizim karşımıza bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Tamamdır. Ürünleri gördük, sayfaları gördük. İsterseniz birlikte bir de tema ayarlarını nasıl yapılandırabileceğinize bakalım sizlerle birlikte arkadaşlar. Ana sayfaya geçtim. Bu tema ayarlarını düzenlemeyi ben ana sayfadan geçerken çok beğeniyorum. Buradan geçiyorum genellikle. Bakın burada üst tarafta özelleştir şeklinde bir seçeneğe sahibim. Bu butona tıkladığım zaman ben sitemin header'ını ve footer'ını bu alandan düzenleyebiliyorum arkadaşlar. Ve yine sol tarafta burada benim sitemle ilgili yapabileceğim çeşitli ayarlar mevcut. Burada birazcık daha yakınlaşmaya çalışıyorum ama yakınlaşamadım. Genel ayarlarda yazı tipi ile ilgili düzenlemeler yapabiliyoruz. Çeşitli yazı tipleri seçebiliyoruz arkadaşlar. Başlıklar için yazı tipleri seçebiliyoruz. Gördüğünüz gibi yazı tipi kısmında iki farklı seçeneğim var. Renklerle ilgili düzenlemeler yapabiliyoruz. Düğmelerle ilgili düzenlemeler yapabiliyoruz. Ki bu temada ben düğmelerle ilgili bir düzenleme yapacağım. Yapmak istiyorum. Bu sepet ekle butonu benim hoşuma gitmedi. Çok belirgin durmuyor burada. Ben bu butonun rengini düzenleyeceğim arkadaşlar. Bunu mavi hale getirelim. Sonrasında da tekrardan siyah olsun. Bu düzenlemeyi yaptım. Ana sayfayı tekrardan yenildiğimde düzenlemelerin tamamlandığını göreceğim. Üst tarafa geldiğimde bir header footer builder aracına sahibim arkadaşlar. Bu araçla birlikte ben buradaki logoya tıkladığım zaman logo ile ilgili düzenlemeler yapabiliyorum arkadaşlar. Burada bir şeffaf üst kısım var. Bununla ilgili düzenlemeler yapabiliyorum. Ve yine şuradan videoyu birazcık üst kısma kaldıralım. Bu tarafa geldiğim zaman header builder aracının bu şekilde benim karşıma çıktığını görüyorum. Burada ben logo ile ilgili çeşitli düzenlemeler yapabilirim. Bunu buradan sürükleyip ortaya aldığım zaman logonun ortaya geldiğini göreceksiniz arkadaşlar. Yine logoyu sol tarafa aldığımda logonun sol tarafa geldiğini görebiliyorsunuz. Ve burada yine çeşitli araçlarla birlikte ben alt bilgi üst bilgi alanlarına sahip oluyorum. Ama sanırım ücretsiz sürümde bunları kullanamıyor olabilirim. Bir bakalım buraya bir hesabımı ekleyelim. Evet ücretsiz sürümde de kullanabiliyormuşum. Çok güzel. Gördüğünüz gibi ben burada artık header'ın bir üçüncü tarafını da oluşturabiliyorum. Yani üç parçalı bir header'a sahip oluyorum arkadaşlar. Alt tarafa tıklayalım. Buraya bir arama butonu alalım. Arama ikonunu da ben buraya ekleyebiliyorum arkadaşlar. Hatta buraya üst tarafa da alabiliyorum. İstediğim gibi sürükle bırak. Bunlarla ilgili düzenlemeler yapabiliyorum. Art kısmına geldiğimde ekleyebileceğim çeşitli seçenekler karşıma çıkıyor. Hatta isterseniz buradaki menüyü de bir alt tarafa alalım. 3 parçalı bir header görünümüne kavuşmuş olalım. Bu header builder aracı Astra'ya 3.0 güncellemesiyle geldi. Ve oldukça kullanışlı bir araç. Ben Flatstorm tarafında da header builder kullanıyorum. Ve oldukça memnunum. Flatstorm'un header builder'ı buna göre biraz daha gelişmiş durumda. Ama Astra'da da burada çeşitli düzenlemeler yapmamızı olanak sağlıyor arkadaşlar. Artı bölümlerine geldiğiniz zaman yeni şeyler ekleyebiliyorsunuz. Bakalım başka neler varmış. Bir buton ekleyebiliyorum buraya. Bu butonun üzerine tıkladığım zaman bu butonla ilgili de düzenlemeler yapabiliyorum arkadaşlar. Ve yine
artı kısmına geldiğim zaman buraya çeşitli şeyler ekleyebildiğimi görüyorum arkadaşlar. Hatta burada bir artıya bakalım. Bir de social bölümü var. Takip etmekle ilgili sosyal medya linklerimi de buraya ekleyebiliyorum. Arama kısmı ile ilgili aslında bir arama formu ekleyebilir miyim diye bakıyorum ben buraya ama sanırım ücretsiz sürümde arama formunu ekleyemeye olabilirim arkadaşlar. Bir arama butonu da buraya yakışırdı. Arama kısmını tekrardan aldım. Burada sağ tarafta kalsın. Bu butonu buradan kaldıralım. Çok şık olmadı. Header'ı da 3 parça değil de 2 parçalı hale getirelim. Bu menüyü üst tarafa kaldırayım. Ve burada gördüğünüz gibi daha şık bir header'a sahip olmuş olayım. Logo kısmına tıkladığımda da logolarla ilgili düzenlemeler yapabileceğim alan karşıma çıkıyor. Ben burada logoyu gönlümce düzenleyip değiştirebiliyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz alansa bakın üzerine geldiğinizde bir ok çıkıyor. Aslında bir menü. Birincil menü olarak geçiyor. Bununla ilgili burada temel düzenlemeler yapabiliyoruz. Ama menünün içerisindeki yerleşimi menüler kısmından, sayfaların içerisinden yapabiliyoruz. Tamamdır. Header'ımla ilgili düzenlemeler yaptım. Bu alanı size gösterdim. Şimdi isterseniz bir de Footer alanına tıklayayım. Footer Builder aracıyla birlikte ben burada Footer'daki seçenekleri de düzenleyebiliyorum. Buradaki menü ismini değiştirebiliyorum arkadaşlar. Ama bu tam benim istediğim değişikliği vermedi. Şöyle bir Footer'a tıklayayım. Hatta şöyle girelim. Bileşenler kısmını seçelim. Burada isimleri de düzenleyebiliyorsunuz. Menü isimlerini değiştirebiliyorsunuz. Burayla ilgili çeşitli düzenlemeler sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Hızlı bağlantılara tıkladığım zaman alt tarafında buradaki alanları da düzenleme seçeneği tema size sunuyor. Birbirinin altına üstüne sürükleyebiliyorsunuz. Bunlarla ilgili düzenlemeler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve header'ın, footer'ın en sağ tarafında bir hızlı bağlantılar bölümü var. Bakalım şurada neler var. Bunların düzenlemelerini buradan yapabiliyoruz. Footer Builder aracına tekrardan tıklıyorum. Evet, buradaki widget'ların üzerine geliyorum. Tamamdır. Aradığım bölüm burası. Bakın buradaki Quick Links bölümünü şuradan düzenleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Hızlı bağlantılar dedim. Şuraya da hızlı bağlantılar olarak değiştiriyorum. Tamamdır. Bu başlığı da buradan düzenlemiş oldum. İlk başta birazcık karmaşık gelebilir ama yaptıkça oldukça kolay. Footer Builder aracı sayesinde buradaki widget'ları düzenleyebiliyoruz. Şu dördüncü alanda da diğer widget'ımız var arkadaşlar. Burada resimler var gördüğünüz gibi. Birazcık aşağı kaydırayım. İki tane alt tarafta kötü resim var. Bunları da kaldıralım. Çıkmamış bir resimler. İki kere içi aktardığım için sanırım bunlar kaldı. Bu resimleri de buradan düzenleyebiliyorsunuz. Ve düzenle butonuna tıkladığınız zaman resimlerle ilgili bağlantılar ekleyebileceğiniz alanlar da karşınıza çıkıyor. Tekrardan Footer Builder'daki diğer widget'a geliyorum. Widget 1'in adını değiştirmiştim zaten. Widget 2'ye geliyorum. Onun için yazıyor. Bakalım. Kadınlara özel diyelim. Başlığını bunu da düzenlemiş olalım. Tekrardan burada Widget 3'e geliyorum. Dolaşım menüsü değil. Alt taraftaki ismi düzenlemem gerekiyor. Erkekler özel şeklinde bu alanı da değiştiriyorum arkadaşlar. Tamamdır. Alt tarafta bir copyright bölümü var. Burayı da kendiniz düzenleyebiliyorsunuz. Önceleri Astra'nın ücretsiz sürümünde bu alana kendi isminizi yazmanıza Astra izin vermiyordu. Şu an bu alanı düzenleyebiliyorsunuz. Kendi adınızı, linkinizi, gönlünüzü ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Header'la ilgili birazcık tarz düzenlemesi yaptım. Footer'da da gördüğünüz üzere bir mini düzenleme gerçekleştirdim. Buradaki widget'lara tıkladığım zaman alt taraflarını ben buradan düzenleyebiliyorum. Buradaki sıralamaları değiştirebiliyorum. Ve buradan eleman ekle butonuna tıkladıktan sonra hem buraya ben sayfalar ekleyebiliyorum hem de WooCommerce tarafından ürün kategorileri ekleyebiliyorum arkadaşlar. Birazdan ürün kategorilerini düzenlediğim zaman bu alanların da isimlerinin değiştiğini göreceksiniz. Siz buraya kendi kategorilerinizi, ürünlerinizi, etiketlerinizi, adımlarınızı buradan rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Sayfalarınızı da buraya ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Tamamdır. Ben Footer üzerinde bir düzenleme yaptım. Tekrardan ana sayfaya geliyorum. Gördüğünüz gibi az önce butonu ben maviye çevirmiştim. Mavi aslında sabit ürün sayfalarında daha şık bir görünüm bana sunacak. Burası biraz daha şık hale geldi. Ama ana sayfa o kadar da güzel hale gelmedi. Çok da uğraşmayacağım şu an bu videoda onunla. Tamamdır. Header'ım ile ilgili düzenlemeler yaptım. Footer'ımla ilgili düzenlemeler yaptım. Şu an burada gördüğünüz header aslında transparan header. Store kısmına tıkladığınızda buradaki renkli olan header'ı da görebilirsiniz arkadaşlar. Yine Astra'nın ücretli sürümüne geçtiğinizde yapışkan header gibi ekstra seçeneklere de buraya ekleyebileceğiniz ekstra butonlara da sahip oluyorsunuz. Bunlarla ilgili de çeşitli seçeneklere sahip oluyorsunuz. Ben buton renklerini maviye çevirdim ama sanırım beyazla güzelmiş. Tekrardan bunu beyaz hale getireyim. Veya açık renk seçeyim burada arkadaşlar.
genel kısmından renklere geldim. Düğmelere geldim. Çok pardon. Ben bu alanı mavi yapmıştım. Bunu birazcık da açık mavi hale getireyim. Şuradakiler de gözükür hale gelmiş olsunlar. Böyle olsun. Hatta direkt turuncu yaparsam bu daha şık olacak. Tamamdır. Düzenlemeni tekrardan değiştirdim arkadaşlar. Header'ımla ilgili düzenlemeler yaptım. Footer'ımla ilgili düzenlemeler yaptım. Gelin birlikte sizlerle adım adım sayfalarla ilgili düzenlememi, menülerle ilgili düzenlememi yapalım. Arkadaşlar burada WooCommerce tarafında sayfalar tarafına geçiyorum ben. Artık WordPress yönetim paneline geçtikten sonra sayfalar kısmına tıklıyorum. Sayfalar kısmında gördüğünüz gibi ana sayfa, hakkımızda iletişim gibi sayfaların halleri, içerikleri karşıma çıkıyor. Bugün de birazcık oruç olduğum için sözleri, kelimeleri karıştırabiliyorum. Ben az önce hakkımızda kısmını değiştirdim. Gördüğünüz gibi burada da hakkımızda değişmiş oldu. İsterseniz bunu bir Türkçe'ye çevirelim. Ana sayfa yapalım. İletişim olarak bunu da düzenleyelim. Yanlış yazdım. Tamamdır. Burada bir mağaza sayfamız var. Bunun adını mağaza olarak değiştirebilirim. Güncelliyorum ve tekrardan bir ana sayfayı yeniliyorum. Ana sayfa mağaza, erkek kadın, aksesuarlar, hesabım bölümü var. Hakkımızda iletişim. Hemen ben burada sayfalardan hesabımı da düzelteyim arkadaşlar. Bir tane daha var hesabımdan. Güncelliyorum. E-ticaret sistemini tekrardan geçiyorum. Hesabım kısmı düzelmedi. O sayfanın da üzerinden birlikte geçelim. Tamamdır. Burada ana sayfamı düzenledim. Mağazayı düzenledim. Hakkımızda iletişimi düzenledim. Yani sabit statik sayfaların isimlerini değiştirerek bu alanda düzenlemelerimi gerçekleştirdim. Şimdi sizlerle birlikte buradaki ürün kategorileri ve hesabım gibi olan diğer bölümleri düzelteceğim alana geçeceğim. WordPress sitemin başlangıç kısmından yönetim paneline geçiyorum arkadaşlar. Yönetim paneline geçtikten sonra görünüm kısmında, bakın burada görünüm kısmının içerisinde menüler seçeneğine tıklıyorum. Menülere geldiğimiz zaman karşıma bu şekilde bir seçenek çıkıyor. Arkadaşlar burada menülerin ayarları mevcut. Yani bu menülerin nasıl yapılandırılacağı, bu menülerin nerede gözükeceği karşıma çıkıyor. Bakın birincil menü dediğim şey aslında orada gördüğüm, ana sayfanın tepesinde gördüğüm, header'da gördüğüm menü. Şimdi ben menüler kısmına tekrardan geliyorum ve burada gördüğünüz gibi çeşitli seçeneklerim var. Main menüye tıkladığım zaman ve bunu seç dediğimde ana sayfayla ilgili menü benim karşıma çıkıyor. Bakın buradaki account kısmını ben buradan düzenleyebiliyorum. Bunun adını hesabım olarak değiştireceğim ve menüyü kaydedeceğim. Aslında bu da sabit bir sayfa ama sayfaların içerisinde değiştirdiğimde buradaki ismi değişmedi. Muhtemelen bunu özel olarak değiştirdikleri için buradan değiştirmem gerekti. Gördüğünüz gibi bu sayfayı da hesabım sayfası olarak değiştirmiş oldum arkadaşlar. Yine burada da çeşitli düzenlemeler yapabilirim. Tamamdır, menüler kısmına tekrardan geliyorum. Burada ben WooCommerce ile ilgili eklemeler, çıkartmalar yapabiliyorum arkadaşlar. Burası YouTube kanalında bana daha önce çok fazla kez sorulan bir bölüm. Aslında kategoriler videomda ben bunu tüm detaylarıyla sizlere açıklıyorum. Ama videonun 20 dakikalık videonun sanırım 19. dakikasında anlattığım için ben buraya ürün kategorilerimi nasıl eklerim diye o videoyu izlemeden bana o videonun altında soruyorsunuz. Bakın burada WooCommerce'ın WordPress'in yönetim panelinde sağ üst tarafta menüler kısmında bir ekran tercihleri bölümü var. Buna tıkladığınız zaman buraya WooCommerce ürün kategorilerini, ürün etiketlerini seçebileceğiniz, ürünleri seçebileceğiniz alanları ekleyebiliyorsunuz. Ben buradan seçimleri yaptıkça bakın buraya ürün kategorileri gelmeye başladı arkadaşlar. Ben e-ticaret sitemin ürün kategorilerini buradan menülere ekleyebiliyorum. Menüyü kaydettiğim zaman bu menüler kaydoluyor arkadaşlar. Ve burada menüler tarafında bilmeniz gereken bir diğer ince nokta menülerin çeşitli alanları olduğu. Bu üst bölüm için ayrı menü, alt bölüm için ayrı menü tasarlayıp düzenleyebiliyorsunuz ve bunları adım adım buradan kendi e-ticaret sitenize düzenleyip aktarabilirsiniz. Tamamdır. Burada çeşitli düzenlemeleri sağladım. Kategorilerini menüye nasıl ekleyeceğimi gördüm. Bununla ilgili düzenlemeleri yaptım. İsterseniz bir de WooCommerce tarafına geçelim ve ürünlerle kategorilere bakalım. Ben burada kategorilere tıklıyorum. Gördüğünüz gibi çeşitli kategorilere sahibim. Buradaki men bölümünü erkek olarak değiştirelim. Kategorimi güncelliyorum. Aksesuar olarak güncelliyorum. Genellikle ben bir e-ticaret sitesi kuracağım zaman buradaki halihazırdaki demo kategorileri siliyorum arkadaşlar.
doğrudan sizin işinizle ilgili şeyler değilse size de bu şekilde ilerlemenizi tavsiye ederim. Kategoriyi güncelliyorum. Tekrardan bir ana sayfamı göreceğim, bir yenileyelim. Gördüğünüz gibi bakın kategorilerin adını değiştirerek erkek, kadın, aksesuar şeklinde ben bu alanı da Türkçe'ye çevirmiş oldum. Bunlarla ilgili de düzenlemeler yapmış oldum. İsterseniz buradaki erkek kategorisine bir tıklayalım. İçeride neler var neler yok bunları da görelim. Kategoriye tıkladığımda karşıma bu şekilde bir ekran çıkıyor arkadaşlar. Burada benim kategorideki ürünlerim var. Aynı zamanda bakın üst tarafa geldiğim zaman artık ben bir kategoriyi düzenle seçeneğine sahibim. Yani buna tıkladığınız zaman bu kategoriyle ilgili açıklama alanlarını da düzenleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar da yine WooCommerce tarafında oldukça SEO için değer katan bölümler. Her temanın böyle açıklama bölümleri yok. Buradaki açıklama metinlerini de buradan düzenleyip güncelleyebilirsiniz. Bunlarla ilgili çeşitli düzenlemeler yapabilirsiniz. Yine bu kısma kategoriler kısmına tıkladıktan sonra buradan da gelebilirsiniz arkadaşlar. Hızlı düzenle bölümüyle sadece ismi değiştirebiliyorum ama düzenleye tıkladığım zaman az önce kategorinin içerisinde siteden geldiğim yere tekrardan gelmiş oluyorum arkadaşlar. Tamamdır. Kategorilerimi nasıl düzenleyeceğimi de sizlere gösterdim. İsterseniz ürünler kısmına geçelim. Ürünleri de buradan düzenleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada ürünlerle ilgili çeşitli düzenleme seçeneklerine sahibiz. Bir de burada dikkatinizi çekecek bir alan var. Bakın burada evet şeklinde bir seçenek var. Muhtemelen bunlar da o ürünün ana sayfada görünüp görünmemesiyle ilgili seçenekler. Ben bu tişörtün de favori işaretini açtım. Tekrardan ana sayfama geliyorum ve o tişörtü de ana sayfamda görüyorum. Ana sayfanızda gözüken bu ürünleri de oradan düzenleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi WooCommerce tarafına geleyim. WooCommerce'da da bir küçük ayar yapayım. Buradaki para birimi Birleşik Krallık ve Pound olarak gözüküyor. Sterling olarak gözüküyor. Biz bunu Türkiye'ye yapalım. Hatta Kayseri olsun. Para birimimiz de Türk lirası olsun. Değişiklikleri kaydediyorum. Ana sayfada bakın burada da para birimimiz Pound'du. Sterling'de biz bunu Türk lirasına çevirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık bu alanlarda biraz daha iyi hale geldi. Kategorilerimi düzenledim. WooCommerce'daki para birimimi düzenledim. Sepet ekle butonunun rengi hoşuma gitmemişti. Açık gelmişti bu temada. Bunu düzenledim. İsterseniz sizle birlikte bu videoda birazcık ürün ayarlarında üzerinden hızlıca geçmiş olalım. Bu bir anlamda bizim YouTube kanalımızda bu zamana kadar çektiğimiz pek çok videonun da bir düzenlemesi olarak düşünülebilir arkadaşlar. Bakın burada ürünlerle ilgili çeşitli seçenekler mevcut. Ürünü şuradan yeni sekmeden açayım. Gördüğünüz gibi ben bir ürünün adına sahibim. Bir burada kısa açıklamaya sahibim. Ad kısmı burada geliyor. Şurada kısa açıklama bölümü var arkadaşlar. Ve şurada gördüğünüz açıklama bölümü ise WooCommerce'daki bu bölüme yazılan alanlar arkadaşlar. Sağ taraftan kategorilerimi seçebiliyorum. Aşağı doğru geldiğim zaman görsellerle ilgili çeşitli düzenlemeler yapabiliyorum. Bir ürün görselim var. Galerisinde bir görsel yok. Ben buradan ürün galerisine görsel ekleye tıklayarak bu galerinin içerisinde görseller de ekleyebiliyorum arkadaşlar. Bunu da ekleyelim. Galeriye ekle diyelim. Bir ayakkabı, bir pantolon olmuş olsun bu üründe. Tekrardan yeni sekmede açıyorum. Gördüğünüz gibi ikinci bir görseli de sistem otomatik olarak yanına getirdi. Bu demo içeriklerin görsellerinin şıklığı benim gayet hoşuma gidiyor. Bu alanlar güzel bir şekilde kullanılabiliyor arkadaşlar. Tamamdır. Ana sayfamla ilgili düzenlemeler yaptım. Header'ımla ilgili düzenlemeler yaptım. Footer'ımla ilgili düzenlemeler yaptım. Ürünlerle ilgili çeşitli ayarlar, düzenlemeler yaptım arkadaşlar. İsterseniz sizlerle birlikte Elementor kullanarak ana sayfa ve sabit sayfaları da nasıl düzenleyeceğinizin üstünden birlikte geçmiş olalım. Buradaki bu temada Elementor sayfa inşa edici aracını kullandığımız için sabit sayfaları Elementor'la düzenlememiz gerekiyor arkadaşlar. Elementor'la düzenlenebilen sayfaların üzerine geldiğiniz zaman zaten burada Edit with Elementor şeklinde bir buton görürsünüz. Buna tıkladığınız zaman bu e-ticaret sitesinin ana sayfasında düzenlemeler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Tekrardan ben bu butonu Elementor'la düzenleye tıkladığımda karşıma böyle bir alan geldi. Gördüğünüz gibi ben burada artık bu alanları Elementor'la birlikte düzenleyebilirim. Yeni koleksiyonlar. Böyle yapalım. Ya da 2021 yaz koleksiyonu diyelim. Alt tarafı tıklıyorum. Ve buradan butonları da tek tek seçip düzenleyebiliyorum. Ve buradaki link bölümüne de alışveriş yapacakları ürünleri etiketleyebiliyorum arkadaşlar. Orada bir kadın bölümü vardı. Kadın linkinin kategorisini tıkladım.
ürün düzenli Elementor'a geldim. Tekrardan buraya da bu linki verdim. Bir tane de link düzenlemiş oldum. Burada aslında bir section var. Buradaki görseli de bakın bu üst tarafa geldikten sonra sağ tıklayıp edit section dedikten sonra buradaki sol bölümden style'a geçerek düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada arka plandaki resmi silebilirsiniz veya bu resmi bakın buradaki Elementor'un history kısmından alt taraftaki kısmından geri tekrardan getirebilirsiniz arkadaşlar. Ben sanırım onu geri getirirken linki de mi uçurdum? Yok. Tamamdır. Bu alanı da tekrardan böyle düzenleyebilirsiniz. Kendi görsellerinizi Edit Section deyip Style bölümünden buraya ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Farklı görselleri buraya ekleyebiliyorsunuz. En alttan Insert Media butonuna da tıklamanız gerekiyor. Ana sayfaya görsellerin gelmesi için. Ben tekrardan bu görseli seçeyim. Alt tarafta bir galerim var. Üzerine geldiğim zaman bakın Elementor bunları düzenleyebileceğim seçenekleri benim karşıma çıkartıyor. Edit Image karuseli seçtiğimde, bu resim karuselini güncelle dediğimde buradaki markaları düzenleyebiliyorum arkadaşlar. Burada da link verebiliyor muyum diye bakıyorum. Sanırım bunlara link veremiyorum ama bunlara isimler verebiliyorum. Buraya farklı logolar eklenebiliyor. Ama o markaya yönlendirme şu an yapamıyorum. Alt tarafta da bir üçlü banner'ım var ve yine bu banner'ları da üzerine tıkladıktan sonra düzenleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Her bir alanı tıklayıp düzenleyebiliyorsunuz. Ve bu alanın üzerine tıkladıktan sonra bakın burada sütunlar var, kolumlar var. Bunların üzerine sağ tıklayıp edit kolum dediğinizde yine style kısmına gelerek buradaki görselleri de düzenleyip değiştirebiliyorsunuz. Adım adım ana sayfanızı bu şekilde düzenleyebilirsiniz. Burada öne çıkan ürünler var. Az önce buraya nasıl ürün ekleyebileceğinizi göstermiştim. Alt tarafta da bir kısa kod var. Bu e-ticaret sitesinin temasıyla uyumlu olarak hazırlanmış bir kısa kod. Burada da çeşitli düzenlemeler yapabiliyoruz arkadaşlar. Mesela buradaki bir sütunda kaç tane içerik olacağını buradan seçebiliyoruz. 5 satırlı sütunlar var burada. Bunu 4 yaparsam buraya 4 tane getirecek arkadaşlar. Ve toplam limit kısmına da 12 yazdığınızda buraya 12 tane ürün getirebiliyor. Sistem bu şekilde çalışıyor. Bununla ilgili de ufak tefek düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Ücretsiz sürümde bu kadar düzenlememize izin veriyor. Ücretli sürümde yan sekmeden birazdan size göstereceğim. Biraz daha fazla seçeneğe sahip oluyoruz. Yine ana sayfada bir tane daha görselim var. Buradaki her bir metni üzerine tıklayarak rahatlıkla düzenleyebilir. Her bir metnin gideceği linki de, her bir butonun gideceği linki de düzenleyebilirsiniz. Ve üst tarafta bir tane daha görsel olan bir section var. Inner section varmış. Edit Inner Section dedikten sonra Style kısmına gelerek bunun da background'ındaki resmi düzenleyebiliyorum arkadaşlar. Ve alt tarafta burada bir satırın içerisinde eklenmiş sütunların içerisinde Image Box'lar var. Bu Image Box'lardaki resimleri buradan düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Farklı bir resmi bunun yerine ekleyebilirsiniz. Veya buradaki Image Box'ların isimlerini değiştirebilirsiniz. Hemen tekrardan ben buraya geleyim. Mesela dünya... Atıyorum en iyi kalite. Güvenli alışveriş. Bunlar da e-ticaret sitelerinde sıklıkla gördüğümüz standart alanlar. Gördüğünüz gibi ben demomun ana sayfasında sizlerle birlikte düzenlemiş oldum. Birazcık ana sayfayı kendime özel hale getirdim arkadaşlar. Ana sayfayı düzenleyip kaydettikten sonra tekrardan ana sayfaya geliyorum. Ve yaptığım düzenlemelerin bu şekilde yayına girdiğini görüyorum. Siz benzer şekilde hakkımızda ve iletişim sayfalarında düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada sadece... Bir tane daha ek düzenleme yapalım sizde. Hakkımızda sayfası hemen hemen ana sayfayla aynı şekilde düzenlenecek. Ama iletişim sayfasına bir form ekleyebiliriz. Bir bakalım burada formlarda bir şey var mı? Evet, bir tane iletişim formumuz varmış. Bunu bir düzenleyelim. Şöyle. Şimdi formu düzenliyorum. Genel alanlara geliyorum. Fields'e tıklıyorum. Bakın sol taraftan. Bu butonu da düzenleyeceğim. Send message yerine mesaj gönder diyeceğim. Buraya da gönderiliyor. Yazacağım arkadaşlar. Save diyeceğim. Onay tarafında da mesajın bize ulaştı diyelim. İlk başlarda ben bu form eklentisini kullanıyordum. Notification kısmında da size gelecek mailleri, bildirimleri seçebiliyorsunuz. Bu form nereye gitsin? Bunun düzenlemesini yapabiliyorsunuz. Ama ben artık bu WP Forms eklentisi yerine Contact Form 7 eklentisi kullanmaya başladım. İletişim sayfasına geldim. Sayfayı düzenle diyorum arkadaşlar. Bakın burada
bir shortcut var. Bu shortcut şu an çalışmıyor. Hemen WP Forms sekmesine tekrardan geliyorum. Tüm formları açıyorum. Ve buraya geldiğim zaman sağ tarafta bir shortcut olduğunu görüyorum. Bunu kopyalayıp oraya yapıştırdığım zaman iletişim sayfasında aynı zamanda ben iletişim butonunda formu da eklemiş olacağım. Yine buradaki diğer kısımları arkadaşlar Elementor'da üzerine gelip düzenleyebilirsiniz. Alt tarafları da tekrardan düzenleyebilirsiniz. Elementor'da oldukça kolay şekilde iletişimde yapalım hadi burayı da. Birazcık farklı olan alanını da göstermiş oldum. Gördüğünüz gibi bugünkü videoda sizlerle birlikte bir e-ticaret sitesini oldukça hızlı bir biçimde oluşturduk ama demolarını düzenlemeye de devam ettik. Siz de kendi e-ticaret sitenizi bu ücretsiz temayla oluşturabilirsiniz arkadaşlar ve bu videoda gösterdiğim şekilde hızlıca düzenlemelerini yapabilirsiniz. Ek olarak YouTube kanalımızda size sunduğumuz ücretsiz eğitim videolarıyla birlikte bu e-ticaret sitesini daha kullanışlı, daha şık bir hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi size son olarak da bu temanın ücretsiz sürümünü kullanıyoruz biz. Eğer ki ücretli sürümde olsaydık neleri yapabiliyorduk bunları da göstermek istiyorum. Özelleştir kısmına tıklıyorum arkadaşlar. Bu alanları kapatıyorum. Buradan evet bir deneme bölümüm var. Bunu da kapatalım. Deneme bölümünde de tekrardan özelleştir diyorum. Şu an buradaki sitede de aslında Astra'nın Pro sürümünü kullanıyorum. Tekrardan bu deneme.aikadijital.com'dayım. Bir de woocommerce.aikadijital.com var. Bu ikisini yan yana getirelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada Astra'nın Pro'su ile daha fazla seçenek mümkün şeklinde bir reklam görüyorum ben. Bu tarafta Pro sarıma geçtiğim tarafta o reklam yok. Genel kısma geçtiğimde ayarlarım Pro'da gördüğünüz gibi biraz daha farklı. En yukarıya otomatik yönlendirme scroll to top şeklinde bir ayarım var. Yani aslında Pro sürüme geçtiğinizde çeşitli ekstra seçeneklere sahip oluyorsunuz. Header Builder'a tıkladığım zaman çeşitli ekstra düzenleme seçeneklerine sahip oluyorum. Şu an Pro sürümüne geçeceğim. Bakın Header Builder'a geçiyorum. Yapışkan üst kısım, şeffaf üst kısım gibi seçeneklerim var burada. Artık Pro sürüme geçtiğinde üst kısmın sticky yapışkan olarak da gelmesini sağlayabiliyorum. Aslında yani ihtiyacınız olan temel ayarlar ücretsiz olarak size sunulmuşken çeşitli ayarlar da ücretli olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ücretli sürümlerde bize sunuluyor. WooCommerce tarafından tekil ürün bölümüne geçiyorum. Tekil ürüne geleyim. Bakın burada çeşitli seçeneklere sahibim Pro sürümde. Ücretsiz olan sürümde burada ne yazık ki bir seçeneğe sahip değilim. Burayla ilgili düzenleme yapamıyorum. Ürün görsellerimi ücretsiz sürümde de düzenleyebiliyorum. Yine ürün kataloğu ile birlikte ücretli sürümde aslında kategori sayfalarına ilgili de çeşitli düzenlemelere sahibim. Yine ücretsiz sürümde de çeşitli düzenlemeler mevcut ama gördüğünüz gibi renkler, seçenekler biraz daha ücretli sürümde fazlalaşmış durumda. Ek olarak burada temanın ücretli sürümüne geçtiğinizde Elementor'da da çeşitli ekstralara sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Bunu da size şöyle göstereyim. Bu ana sayfayı Elementor'da düzenlediğim. Evet, burada da denemenin ana sayfasının düzenlemesi var. Gördüğünüz gibi biri WooCommerce, biri de deneme. Şimdi buradan size hangi seçeneklere sahip olduğunuzu göstereyim. Temanın ücretli sürümünü satın aldığınızda Elementor için Ultimate Addons şeklinde ekstra widgetler size sunuyor. Burada gördüğünüz widgetleri ekstra olarak bu temanın ücretli sürümünde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Buraya Who yazacağım. WooCommerce ile ilgili de çeşitli seçeneklere sahip oluyorsunuz. Bakın burada ürünlerle ilgili seçeneklerim var benim. Hatta burada bir kullanalım. Bu products'ı buraya sürüklüyorum arkadaşlar. Ve ben gördüğünüz gibi bir ürünleri buraya ücretli sürümde sürükle bırak atabiliyorum. Ama ücretsiz sürümde sadece bir kısa kodla düzenleme yapabiliyorum. Ve ücretli sürümde bu ürünleri attıktan sonra buradaki görünümü de değiştirebiliyorum. Şu an bunu bir grid'den karusel yani slider'lı bölüme de çekebiliyorum arkadaşlar. Ek olarak kategorilerle ilgili yine birkaç ayara sahip oluyorum. Kategorileri buraya ücretli sürümde ekleyebiliyorum gördüğünüz gibi. Bunlarla ilgili düzenlemeler yapabiliyorum. Yine blog tarafında ve sayfa inşa edici tarafında da formu düzenleme alanında da ücretli sürüm bana çeşitli geliştirmeler sağlıyor. Bu şekilde siz de ücretli sürüme geçip daha fazla seçeneğe de sahip olabilirsiniz. Biz ücretli sürümün ömür boyu lisansını satın aldık. E-ticaret tarafında çok sık kullanmasak da normal sitelerde bunu kullanıyoruz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte daha önce bizden pek çok kez istediğiniz sıfırdan bir e-ticaret sitesini nasıl yapabilirim size göstermiş oldum arkadaşlar. Aklıma geldiğince görebildiğimce her detayı da sizle düzenleyebileceğiniz her bölümü de sizle paylaşmaya çalıştım. WooCommerce tarafında kargo, gönderim, teslimat, ödeme sistemleri gibi ekstra ayarlar için YouTube kanalımızdaki diğer videoları izleyebilirsiniz. Orada da hemen hemen bildiğimiz
tüm ayarları nasıl yapabileceğinizi sizinle paylaşıyoruz. Vergi ayarlarından tutun da kargo ücretlerini, kargo ayarlarının yapılandırmasına kadar her alanı sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Şu an sizlerle birlikte bu videoda ilk kez sıfırdan bir site kurmuş olduk. Siz de bu videoyu ilgilenebilecek arkadaşlarınızla, bu işi yapmak isteyen insanlarla paylaşarak onların da bu işi öğrenmesine, nasıl yapabileceklerini öğrenmesine vesile olabilirsiniz. Farklı bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olarak bu videonun altına yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.